Derya, bir şehirde yaşayanların yeni bir lise açılmasını destekleyip desteklemediklerini araştırıyor imiş ve şehrin kuzeyinde ve güneyinde yaşayanlar arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığını merak ediyormuş. İki kesimden rastgele olarak seçmen örneklemleri oluşturuyor. Elde ettiği sonuçlar aşağıdadır demişler. Bir bakalım. Kuzeyde yaşayan 120 kişiden 54'ü okulu istediklerini, 66'sı ise istemediklerini söylemiş. Güneyde ise okulun açılmasını destekleyen 77, desteklemeyen de 63 kişi varmış. Derya bu sonuçları kullanarak %90'lık bir güven aralığı ile şehrin iki kesimi arasında okulun açılmasını destekleyen insanların oranı arasındaki fark hakkında bir tahminde bulunmak istiyormuş. Evet, bulmak istediği şey P-G-P-K ve bunlar iki popülasyon arasındaki farkı veren gerçek parametreler. Çıkarımda bulunabilmek için tüm koşulların sağlandığını varsayın demişler. Aşağıdakilerden hangisi Derya'nın örneklemleri göz önünde bulundurulduğunda %90'lık güven aralığı için doğru olur diye sormuşlar. Her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bir hesap makinesine ihtiyacınız olacak. Ayrıca hesap makinenizin modeline göre bir Z tablosu kullanmanız gerekebileceğini de şimdiden söyleyeyim. Bundan önceki videolarda iki örneklemli Z aralığından bahsetmiştik. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşullar olduğunu da biliyoruz ama şansımıza bize bu koşulların bu soru için sağlandığını söylüyorlar. O halde güven aralığını kurmaya başlayabiliriz. Güven aralığını örneklem oranları arasındaki fark için kuracağız. Demek istediğim şapkalı P-G yani güney örnekleminin oranı eksi kuzey örnekleminin oranı yani şapkalı P-K artı eksi kritik değerimiz yani Z yıldız çarpı örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması için kullanacağımız tahmini değer. Bunu yani tahmini değeri de şapkalı PG çarpı 1 eksi şapkalı PG bölü güney örnekleminin boyutu artı şapkalı PK çarpı 1 eksi şapkalı PK bölü kuzey örnekleminin boyutuyla hesaplayacağız. Güney örnekleminin oranı ondalık sayı olarak neye eşit olduğunu bulmak adına hesap makinesi kullanacağım. Şimdilik kesir olarak yazayım. Güneyde 140 kişiden 77'si okulun açılmasını desteklediğinden 77/140 yazıyorum. Kuzeydeki oran ise 54/120. Peki kritik Z değeri nedir? Bunun için hesap makinesine ya da bir Z tablosuna ihtiyacımız var. Güven aralığı %90'lık bir güven aralığı. İsterseniz çizmeye çalışayım. Bu normal bir dağılım olsun ve %90'lık bir güven aralığı dağılımın %90'ını kapsar. Bu da kuyruklardaki bu alanların dağılımın toplam olarak %10 ayrı ayrı ise %5'i kapsayacağı anlamına gelir. Bir Z tablosu kullanarak buranın %5 olması için ortalamanın kaç standart sapma altında olmam gerektiğini bulayım. Buna göre de yani ortalamanın bu kadar altında ya da üzerindeysem aradığım Z değerini bulmuş olacağım. Hemen Z tablosunu görelim. %5'i arıyorum. Bu arada bunu biraz tersten kullanıyorum ama %5 demiştim. Bu %5'ten biraz fazla yaklaşıyorum. Buradaysa %5'in altına iniyoruz. O halde bununla bunun arasında olmamız gerekiyor. Tam ortada olması için 1,645 olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu yaklaşık olarak 1,645'e eşit. Bunun ve bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Güneydeki örneklemin boyutu 140'tı, kuzeydekinin ise 120. Şimdi de bunların hepsini hesap makinesine yazmam lazım. Biraz uzun bir işlem olacak ama altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Ve videonun çok uzamaması için sayıları hesap makinesine yazdığım kısmı hızlıca geçeceğim. Evet, üst sınır ve alt sınır değerlerini hesaplayacağız. Parantezleri de doğru kapadığımı düşünüyorum. Üst sınırı hesaplayalım. 0,2018 yaklaşık olarak 0,202 yazıyorum. Üst sınırı bulduğumuza göre seçenekleri gözden geçirebiliriz. Bu seçenek göze oldukça güzel, yani doğru görünüyor ama alt sınırın ne olduğunu da hesaplamak istiyorum. Hesap makinesini alayım, her şeyi baştan yazmak yerine buradaki artının yerine eksi koyayım ve buna basıyorum. Ekranda yazdıklarım geliyor, sonra da artıyı eksi yapıyorum. Karekökten önceye gitmem lazım, evet işte bu eksi olacak, tamam. Alt sınırda eksi 0,002, işte burada işaret diyelim.